Günaydın değerli TV262 izleyicileri. Manşetler programından sevgiler, saygılar, hürmetler. Evet, bugün yeni bir hafta, yeni bir ayın başlangıcındayız. Yani bizim başlangıcımızda, yani 3 Şubat 2020 Pazartesi tarihini işaret ettiği Manşetler programının yeni aydaki ilk programıyla karşınızdayız. Birinde 1 Şubat'ta başladı ve yeni bir ay Cumartesi'ydi, 2 Şubat Pazardı, 3 Şubat Pazartesi. Yeni ayın ilk programı ama üzüntülü bir haberle bu programı açıyoruz değerli izleyiciler. 4 şehidimiz var. Nerede? Suriye'de, İdlib'de bir noktaya, bizim askerlerimizin bulunduğu bir noktaya yapılan bir saldırı sonrasında 4 askerimiz, 4 yiğit evladımız ne yazık ki şehit oldu. Biri ağır, 9 yaralımız var. Evet, bizi Suriye bataklığına çektiler. Suriye bataklığının içerisinde bizi daha da derinlere ayaklarımızdan tutarak adeta çekmeye devam ediyorlar. Değerli izleyiciler, biz Suriyelilere burada ne yazık ki barındırıyoruz. Ne yazık ki eli silah tutacak, vatanını koruyacak şekildeki Suriyelilere biz burada kucak açıyoruz. Ama Suriye'de, o Suriye bataklığında askerlerimiz şehit oluyor. Ve hala bununla ilgili önlem alınamayan, hala yazılı olarak yapılan anlaşmaların hiçbir şekilde bir değeri olmayan bir Suriye bataklığında şehit vermeye devam ediyoruz. Ne uğruna, neyi uğruna, hangi beka uğruna, bunu artık çok net tartışmamız gerekiyor diye böylesi bir haftanın ilk günde bu programı bu şekilde açıyoruz. 4 şehit, 4 vatan evladı. Kolay yetişmedi onlar ama hiçbir uğruna, sadece burada Suriyeliler rahat yaşasın diye yaşamını yitiren, şehit olan 4 askerimiz ve biri ağır 9 yaralımız. Umarız bunlardan da ders alırız, bunlardan da ders çıkartırız. Ama baktığımızda ne yazık ki öyle bir dersi hala almamış bizi yönetenleri görebiliyoruz ne yazık ki. Evet, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor. Suriye ile Ukrayna arasındaki problemi hepimiz biliyoruz dünya konjonktüründe. Suriye bir gözdağı mı diye bir sorusu da soruluyor bugün bu ziyaret öncesinde. Eğitimde ikinci dönem bugün başladı değerli izleyiciler. Kocaeli'de 350 okul, 350 bin okulda 400 bin öğrenci, 25 bin öğretmen ders başı yaptı. Ve bu ders başıya bakıldığında önemli bir süreci de beraberinde getirecek. Özellikle işte orta öğretimden liseye geçişlerde bir sınav söz konusu. Adını ben unuttum çünkü ne olduğu, her yeni gelen Milli Eğitim Bakanı değişik bir sisteme geçtiği için bu ülkede. Biz sınav diyelim geçelim, hangi adı ne olursa olsun zamanı sırası geldiğinde herhalde açıklarlar, biz de daha net sizlerle paylaşırız. Yöntemini bugün rehber öğretmeni olarak görev yapanlar dahi bilmediği bir sınav sistemine hazırlanacak çocuklarımız. Yine lise son sınıf öğrencileri bir üniversite sınavına hazırlık içerisindeler. Onlar da artık ikinci dönemi çok daha zorlu ve çok daha farklı bir şekilde geçirmek zorunda olduklarını da altını çizelim. Ve bakıldığında önemli bir çalışma, önemli bir dönemi bütün öğrencilerin, bütün öğretmenlerin ve bütün görevlilerin hayırlı olmasını dileyelim. Ve herkese de başarı dileklerimizi buradan altını çizerek belirtelim. Değerli izleyiciler, Başkent Gaz, Başkent'te Ankara'da gaz dağıtım şirketi, özel bir şirket. Hükümetin, yani şu anda bizi yönetenlerin göz bebeği statüsündeki isimlerin yönettiği bir şirket. Ve buradan aktarılan, Kızılay üzerinden aktarılan Ensar Vakfı'na 8 milyon doların ve buradan kaçırılan verginin tartışması bu ülkede hala devam ediyor. Ve bu ülkede bunlar devam ederken bir cumhuriyet savcısı da çıkıp bununla ilgili bir soruşturma başlatmıyor. Bugünden itibaren, ki o günkü tartışmalar ortaya çıktığından itibaren hem Başkent Gaz'ın hem de Kızılay'ın yönetimine el konulması ve üzerinde müfettişlerle çalışma yapılması gerekirdi. Ama biz tabii ki korunaklı bir şirket yapısı içerisinde ve hükümet anlayışıyla bir ülke yönettiğimiz için ve koruduğumuz vakıflara bu para aktarıldığı için herhangi bir çalışma yapılmıyor. Herhangi bir çalışma üzerinde bir adım atılmıyor. Bugün normal bir ülkede olsa bunların üzerine bir çalışma yapılır ve gönderilen müfettişler bu konuda araştırmalarını yapar. Bir hafta içerisinde, çünkü evraklar, gelenler, gidenler, banka kayıtları hepsi belli. Bir hafta içerisinde bu netleşir.
Gerekli cezalar verilir, gerekli kaçırılan vergiye, maliyeye aktarılır, konu kapanır. Ama bizde böyle bir şey olma şansı yok. Maalesef yok çünkü bunlar korumalı kişiler, korumalı vakıflar, korumalı dernekler. O yüzden bu aktarılan paradan kaçırılan verginin de önemi yok bizim ülkemizdeki insanlar için. Önemli değil, o kaçırılmıştır, gitmiştir. Çünkü vergiyi korumak veya vergiyi vermek mi, vergi korunaklı olmak mı gibi falan bir cümleler de üretmeye başladık biz. Kızılay Genel Müdürü'nün çıkardığı sözlerle lügatımıza bunlar da girdi. Ve şunu da söylüyor, ya ben istifa edersem ne olacak, bu ülkede bir sürü deprem oldu, bunları kim yapacak? Ya yapılır, merak etme, sen bırak oradaki görevi, bir el çektirsinler seni de bakalım sen buna nasıl, böylesi bir vergi kaçakçılığına sen nasıl izin verdiğinin bir hesabını ver. Bırak Kızılay'ın işleri yürür, merak etme. Ama ne yazık ki korunaklı olduğu için bunlara dokunamıyor kimse. Deprem ve önlemler konusunda tartışmalar hala devam ediyor bu ülkede. Ve yine biraz sonra sizlerle paylaşacağım bizim gazetemize yaptığımız bir haberde ağır hasarlı binaların da zaman yıkılacağı veya hala yıkılmadığı konusunda yine Kocaeli açısından ölçeğine baktığımızda gündemde yer alıyor. Ama ülke açısından veya ülke gündemine baktığımızda da hala biz İstanbul'da olası bir depremi beklerken Kanal İstanbul'u hala ön planda tutmaya devam ediyoruz. Böyle de bir çalışma söz konusu. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumartesi günü il danışma meclis toplantısı gerçekleştirdi. Bakıldığında birçok kişinin geldiği, eskilerin geldiği, bazılarının gelmediği bir danışma kuruluydu. Bu danışma kurulu içerisinde İl Başkanı Mehmet 55'in yaptığı bir konuşma, parti demokrasisine mi, işte ülke demokrasisi adına mı, nasıl yönetildiğimizin bana göre çok net ortada koyduğu bir konuşmaydı. Ne dedi Mehmet 55? Gönül isterdi ki 12 ilçe başkanıyla yolumuza devam edelim. Ama bu konuda kararı genel merkez veriyor dedi. Ve bu konuda da bu genel merkezin ilçe başkanlarının isimlerini belirlemesi konusunda da şu andaki mevcut ilçe başkanlarımız da buna evet diyorlar dedi. Şimdi bakın, parti içi demokrasiden bahsediyoruz. Delegeyi neden seçtiniz o zaman? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin delegeleri seçildi mahallelerde. Bunlar gelecekler, bu delegeler gelip ilçe başkanını seçecekler. İlçe başkanının yanında ilçe yönetim kurulu ve il delegeleri seçilecek. Genel merkez buna karar verecekse o delegeleri neden seçtiniz? Neden seçim yapıyorsunuz? Gerek yok, atamayla bu iş halledin. Yani ben Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanının böyle bir açıklamasını tabii ki alışkın geldiğimiz bir konu olduğu için, hiçbir şekilde kimse sorgulamadığı için, işte gazetemizdeki köşe yazarlarımız hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerinin dışında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu söylevleri konusunda herhangi bir yazı veya kaleme alamadıkları için bu konu hiç tartışılmıyor. Ama bakın, parti içi demokrasiden bahsediyoruz ve demokrasiden bahsediyoruz ülke genelinde baktığımızda. Ve il başkanı çıkıp diyor ki danışma kurulu toplantısında, 12 ilçe başkanı ile devam etmemizi isterdik ancak genel merkez buna karar veriyor. Ve bunu da biz ilçe başkanımızla konuştuk, hepsi peki dediler diye bir açıklama yapıyor. Ankara'daki genel merkez buradaki 12 ilçe başkanını belirleyecek. Ondan sonra diyeceksiniz ki biz seçim yaptık, işte ilçe başkanını seçimle belirledik. Ben inanmam da inananlar var, gerçi ayrı konu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 Mart'ta yapılacak olan il kongresi için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. İlçe başkanları bir araya geliyor. İl başkanları adayları çalışmalarını sürdürüyor. Ve bu çalışmalar esnafında da bakalım nasıl bir tablo, nasıl bir il başkanlığı yarışı, nasıl bir seçim süreci yaşanacak, hep birlikte göreceğiz. Gelelim gazetelerin hafta sonu manşetlerinde neler vardı. Özgür Kocaeli Gazetesi 1 Şubat 2020 Cumartesi günü odalar sandık başında şeklinde bir odaların seçimleriyle ilgili toparlayıcı bir haber yapmıştım. 2 Şubat Pazar günü ise AK Parti'de değişim sinyali şeklinde bir manşette çıkmıştı Adem Turgut yönetimindeki Özgür Kocaeli Gazetesi. Kocaeli Gazetesi ki Tanzer Ünal yönetiminde Cumartesi günü Haydar Akar'ın ağzından yapılan bir açıklamayı manşete taşımıştı. 3 yılda 500 milyon TL faiz ödendi üst başlığıyla Büyükşehir faize çalışıyor manşeti atılmıştı gazetede. Pazar günü ise kendini Mesih ilan edip vatandaşı dolandırıyordu üst başlığıyla Rafet Efendi çetesinin marifetleri ortaya çıktı şeklinde de bir manşet atmış. İşte banka hesaplarına gelen paralar, toplanan paralar, kredi kartının ödenilmesi gibi birçok konuyu da gündeme taşımış gazete manşetinde.
Demokrat Kocaeli Gazetesi ki Mevlüt Soysal yönetimindeki gazetede 1 Şubat Cumartesi günü Eren Kaya'ya destek girdi ki hatırlarsanız sosyal paylaşım sitesi hesaplarında veya gazetelerde şunlar çıkmıştı. İzmit İlçe Başkanlığı yaptığı toplantıda Eren Kaya'ya destekliyoruz şeklinde bir açıklama planlandığı söylenmişti, yazılmıştı, çizilmişti ama bunun bir yanlış anlaşılma olduğu konusunda Hakan Çakar'ın ağzından çıkan cümleyi de biz Cumartesi günkü Kocaeli Gazete 262'de verdik değerli izleyiciler. Ve böyle bir destek açıklaması olmadığında altı çizilmişti bu verilen açıklamada. Eren Kaya'ya destek krizi şeklinde bir noktayı da Mevlüt Soysal gündeme taşımış Cumartesi günü. Pazar günü ise CHP'de il başkanlığı adaylığı düşünmemeli şeklinde bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir açıklama ki şu, ilçe başkanları şunu söylemiş. İl başkanı olacak kişi milletvekili veya belediye başkanı adaylığını düşünmemeli. İl başkanı görevini yapacak şekilde aday olmalı şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. AK Parti'de değişim mesajı şeklinde de yine yapılan danışma kurulu toplantısındaki çıkan sonuç manşete taşınmış. Çağdaş Kocaeli Gazetesi ki Sadun Çetin yönetiminde Cumartesi günkü manşetinde kentimizde koronavirüs vakası yok şeklinde sağlıkla ilgili bir manşetle çıkmış. Pazar günü ise AK Parti 106. genişletilmiş il danışma toplantısı yapıldı şeklinde bir manşette, iki satırlık bir manşette çıkmış değerli izleyiciler. Ses Kocaeli'ye nasıl bir gazete yapmış Cumartesi günü İsmet Yiğit yönetiminde? İşte deprem belgeleri manşetiyle Gölcük'te yapılan kalıcı iş yerlerinin son halinin bir fotoğrafıyla haber desteklenmiş ki deprem vergileri tartışılıyor ya nereye harcandı diye. İşte Gölcük'te harcanan ve yapılan iş yerlerinin hiçbir şekilde rağbet görmediği, hiçbir şekilde bir iş yeri sahibi tarafından kiralanıp çalışılmadığı ve deprem belgelerinin nereye gittiğini gösteren bir fotoğraf şeklinde bir haberle çıkmış Ses Kocaeli Gazetesi Cumartesi günü. Pazar günü ise AKP'ye büyük moral şeklinde bir manşetle çıkmış. Mavi Kocaeli Gazetesi ki Mustafa Elbi yönetiminde Cumartesi günü nasıl bir manşetle çıkmış? Kamu ihalelerinden iki men cezası aldı ama üst başlığıyla Kocaeli Üniversitesi personelini taşıyacak şeklinde bir müteahhitle ilgili bir manşetle çıkmış. Bizim yaka ise 1 Şubat 2020 Cumartesi günkü sayısında bankar bilo gerçek oldu diye bir manşet atmış ki Gebze'de bir çete yakalanmış. Taksicilerle işbirliği içerisinde Anadolu'dan yüksek paralar toplayıp insanları kandırıp Avrupa'ya taşıyoruz şeklinde bir Avrupa'ya götürüyoruz şeklinde bir kampanya adı altında Gebze'ye getirmişler. Gebze'deki taksicileri bunu arkadaşları bindirip Gebze'nin ucuğa köşelerine taşımışlar. Hem para dolandırmışlar hem de insanları mağdur etmişler. Bunun çetesinin çökertiliğiyle ilgili bir asayiş haberini bizim yaka gazetesi Cumartesi günkü manşetine taşımıştı. Mavi Kocaeli ve bizim yaka gazetesi pazar günü çıkmadığı için onların pazar günü sayısını sizlerle paylaşamadık değerli izleyiciler. Ve evet buraya kadar bir değerlendirmemizi yaptık. Bir gündem değerlendirmesini sizlerle paylaştık. Bildiğiniz gibi 1 Şubat 00.01'de en iyisini sen seç oylamamız başladı. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Yoğun bir ilgi var. İşte ekrana getirdi yönetmen arkadaşımız. En iyisini sen seç.com'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hem normal PC'lerdeki yani masaüstü bilgisayarlarda veya laptoplarda veya cep telefonlarındaki bu en iyisini sen seç'i tıkladıktan sonra böyle bir tablo karşına geliyor. Evet hep birlikte şimdi oy vereceğiz değil mi yönetmenim? Temsili bir oy verme işlemi gerçekleştireceğiz. Tabii ki bizim taraf tutmamız söz konusu değil. Tabii biz de oy veriyoruz girip ama 20 kategoride. Ama biz burada sadece bir temsili bir sistemle sizlere karşınızda olacağız değerli izleyiciler. Evet başlayalım. Nasıl oy veriyoruz? www.enisinsenseç.com adresine girdik ve oylama vereceğiz. Ve oy verme işlemi gerçekleştireceğiz. Giriyoruz kategorilere ve 20 kategori var. 20 kategoriyi hepsini sırayla oy vermek zorunda olduğumuzun altını çizelim. Kategoriler arasında işte en iyisini sen seçeceğiz altında iş adamları, iş kadınları, çıkış yapan firmalar, genç iş adamları, belediye başkanları, STK'lar ve bununla ilgili yapılan çalışmalar içerisinde sürücü kursları, yılın iş adamı işte şimdiki oylama sonucu da şu anda canlı olarak şu andaki mevcut oylama sonucunu veriyoruz değil mi yönetmenim? Şimdi oylama sonucu, şimdi oyları vermediğimizin sebebi veya işaretlememizin sebebi farklı bir algı yaratmamak adına biz sadece şu andaki mevcut sonucu veriyoruz. Yılın iş adamında
Faruk Mamik %27. Şahina Yıldız %8. Osman Özsoy %25. Dursun Yaman %14. Murat Barış %24 oranında şu ana kadar oy almış. Yılın iş kanalına geldik. Rana Kaplan %22. Esra Oğul %24. Tülay Çırak %20. Tuğba Coşkun %13 oranında oy almış. Gülçin Er Yılmaz %19 oranındaki bir oy. Tuğba Coşkun Erol, evet. Yılın genç iş adamı Mustafa Kimen %14. Çetin Koşan %17. Cihan Işıklı %25. Erkan Gül %12. Sertaç Tavras %30'la şu anda birinci olarak devam ediyor. Yılın restoranı Aşağı Restaurant %15. Ceviz Dibi Yıldız Restaurant %27. Monteur %19. Etçi Beyler %25. Akasya Balık %11 oy oranında bir oy almışlar. Yılın çıkış yapan firması Ayrı Gezegen %13. Pastör Veterinerlik %19. Samet Çelik ki fotoğrafçı bir arkadaşımız, gelinlik fotoğrafları çeken, sütçüsü bulunan, bu konuda çığır açan bir arkadaşımız %23 oranında bir oy almış. Minik Ayaklar %25 oranında, Elif Hanım'ın yönetim kurulu başkanı olduğu bir bölümde hizmet veren ve kreş olarak ve anaokul olarak hizmet veren Minik Ayaklar %25 oranında bir oy almış. Yine Başkan Temizlik %18, Esat Muratoğlu'nun sahibi olduğu bir temizlik şirketi. Yılın Esnaf Odası, Emlakçılar Odası %14, Kuaförler Odası ki %23, Fırıncılar Odası %23, başa baş gidiyorlar bakın değerli izleyiciler, Şoförler Odası %19, Terziler Odası %19 oranında oy almış. Yılın esnafı, bakalım kimler hangi noktada. Enka Market %17. Özpaşa Sofrası, bir esnaf lokantası. %26 oranında oyla şu anda devam ediyor. Gölcük Gıda Pazarı %13. Hani deriz ya, Laz bakkal vardır hani mahallelerde. Onlardan bir tanesi işte Gölcük Gıda Pazarı %13 oranında bir oy almış durumda. Talha Gözlük %16 denince de arkadaşımız. Ve Enes Akbal %26 oranında bir oya sahip. Bu da gözlük firmalarının temsilcisi olan bir arkadaşımız. Yılın gazetecisi. Şimdi değerli izleyiciler, en önemli noktalardan bir tanesi veya en çok merak edilen noktalardan bir tanesi. Ama arada güzel bir çalışma veya güzel bir yarışma geçecek gibi gözüküyor. İsmail Kahraman, Gebze'deki arkadaşımız %18. Adem Turgut %21. Sadun Çetin %19. Galip Adaman %20. Mustafa Kipçü %20 oranında oy almışlar ve başa baş gidiyorlar. Devam edelim. Yılın STK'sı, Müteahhitler Birliği %11 mi? %11 oranında oy. Genç Hizmetler %33 oranında bir oy almış. Karfabet %10 oranında bir oy. Gültepeliler Derneği %11. İzmit Kent Merkezi Ticari ve Dayanışma Derneği ise %32 oranında bir oy almış şimdiye kadar. Geldik yılın sendikasına. Evet, Memur Sen %24 oranında bir oy. Türk İş dedik ki, Türk Metal Sendikası'nın öncülüğünde Türk İş'in temsilcilerini yaptığı Yakup Yıldız'ın önderliğindeki alınan oy %31. Hizmet İş'e geldik. %13 oranında bir oy almış Hizmet İş ki o da Hak İş'e bağlı. Yine BASK, bağımsız bir sendika, memur sendikası %8. 1 ile 8 arası beyaz olduğu için çok net göremiyorum, biraz uzak geldiği için %8. Genel iş ki DİSK'e bağlı ki gene burada DİSK'in bölge temsilciliğini yapan bir sendikanın aldığı oy da %22 oranında.
Yılın Hemşeri Derneği. Bu da ilginç bir kategori değerli izleyiciler. Kocaeli Batı Trakyalılar Derneği %37 oranında bir oy. Kocaeli Çukurovalılar Derneği %14 oranında bir oy. Kocaeli Karslılar Derneği %20 oranında bir oy. Kocaeli Kayseriler Derneği %10. Kocaeli Tokatlar Derneği %17 oranında bir oy almış. Yılın sporcusu. Burada da başa baş giden bir sonuç vardı. Bakalım ne olmuş? Helin Ataç %10. Mehmet Ali Sarı %29. Mert Ali Sarı, özür diliyorum. Mert Ali Satır mı o? Mert Ali Satır, yüzücü bir arkadaşımız değil mi bu? Zehra Güneş %32. Bu arkadaşımız da yüzücü. Voleybolcu. %32 oranında bir oy. Burak Demir Boğa %11. Ahmet Ege Önder %16 oranında bir oy almış. Yılın spor kulübüne geldik değerli izleyiciler. Yıldızlar Yüzme Kulübü %34 oranında bir oyla şu anda önde gidiyor. Doğa Sporları Kulübü %13. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Spor Kulübü %24. İzmit Tenis Kulübü %14. Atlı Spor Kulübü %12 oranında bir oy almış. Yılın radyo programcısı. Bu da radyocu arkadaşlarımızın yarıştığı bir program. Serbülent %13. Derya Usta %14. Bahar Güneş %20. Berna Uyutun değil mi? %30. Halit Yılmaz %20. Yılın sürücü kursu. Bakalım buradaki durum nasıl? Orbal sürücü kursu %6. Uzmanlar sürücü kursu %17. Devam ediyoruz. Kumlu sürücü kursu %22. Bimser sürücü kursu %18. Şirin sürücü kursu %34 oranında bir oy almış. Yılın sosyal yardımlaşma dernekleri arasında bakalım yarışmadaki sonuçlar nasıl? Düşkünler ve Yaşlıları Koruma Derneği %13. Ki Sevcan Tamer başkanlık yapıyor buna. Verem Savaş Derneği %23. Ali Ayaz başkanlık yapıyor. Otizm Çocuklar Derneği %32 oranında kadın bir başkanın olması önemli bir avantaj. Yine devam ediyoruz. Tarih Koridoru yine bir kadın başkan %12. Spastik Çocuklar Derneği yine bir kadın başkan %18 oranında bir oyla yarışmayı götürüyorlar. Yayın evleri. Yayın evleri başa baş değil mi? Burası da başa baş. Başat %17. Anayurt mu? Anayurt yayın evi %18. Yine bir başka yayın evi Olipso yayıncılık %19. Melekler yayıncılık %21. Aydili yayın evi %22. Evet bakın çok başa baş bir mücadele. Yılın sanayi firması. Burada biraz ara açık. Biris Alasya %19. Tüpraş %31. Pirelli %15. Goodyear %14. Hyundai %19. Yılın sosyal tesisi. Kayot %17. Gölkay Park %31. Vade Zipline %15. Sukay Park %19. Marten %16. Evet değerli izleyiciler. Yeniden bir yerel seçim yapıldığı yılın belediye başkanlığı kategorisi. Muzaffer Bıyık %1. Zeki Aygün %4. Zinnur Büyükgöz %4. Mustafa Kocaman %10. Fatma Kaplan Hürriyet %39. Adnan Turan %2. Mehmet Yasin Özlü %3. Şener Söğüt %10. Bünyamin Çiftçi %2. Hamza Şayır %2. Ali Yıldırım Sezer %14. İsmail Yıldırım %4. Evet. Son oylama, son oyların sonuçları, oranları böyle değerli izleyiciler. Ve böylesi bir yarışma 29 Şubat'ta tamamlanacak. Günde bir sefer oy kullanma hakkınız var, IP sınırlaması var. Ve bu bir sefer oy kullanarak da yarışmaya dahil olma şansınız var değerli izleyiciler. Gerek kendi bilgisayarınızdan, masaüstü bilgisayarınızdan, gerek laptop'tan, gerekse telefonunuzdaki eğer internet varsa telefonunuzda oradan girerek de o paketten oy kullanabilirsiniz. Bekliyoruz oy kullanmaya. Yoğun bir çalışma, yoğun bir mücadele, işte çok kritik
Belki de 10 oyla, 15 oyla birincinin belirleneceği kritik kategoriler de var değerli izleyiciler. Katkınız olmanızı biz diliyoruz. Gerekli duyurularımıza devam edeceğiz bununla ilgili. Ama şunun altını çizelim değerli izleyiciler. Gittiğimiz her yerdeki 3 aylık bir çalışma sonrasında böyle bir tabloyu ortaya çıkartabildik. Böylesi bir tablonun dergi dağıtımında bugün veya yarın gerçekleştireceğiz. Yine bu konuda beraber proje ortağı olduğumuz diğer bölümlerde de bu konuda bilgilendirmemizi sürdürüyoruz. 13 Mart'ta bu yaptığımız çalışmanın da taçlandırılmasını ödüllerini de vereceğiz. Luxor Garden'da yapacağımız gala gecesinde. Böylece bir çalışmaya imza attık. Bakalım nasıl sonuç çıkacak. Gösterilen ilgiye şu ana kadar teşekkür ediyoruz. Ve bu ilginin devamını dilediğimizin altını çizelim. Ve gazete turumuza Kocaeli Gazete 262 ile başlayalım. Evet, Kocaeli Gazete 262 ekrana geldi değerli izleyiciler. Dün saat 13'ten 18.59'a kadar dışarıdaydım. 5 çeşitli yer. Başiskele'ye gittim. Başiskele işte o benim bildiğim kadarıyla orası Sefa Sürmen Bulvarı'ydı. Sonra göreve geldikten sonra İbrahim Karasmanoğlu Sefa Sürmen ismini hazmedemedikleri için Ömer Türkçükal Bulvarı adı altında değiştirdikleri yerden gidip geldim. Yine Yeni Gölcük yolu üzerinden de gidip geldim bazı yerlere. Ve en son yine Başiskele'den Kartepe tarafına geçtim. Kartepe tarafından da saat bir alışveriş merkezinden ki ismini de söyleyeyim. Sembol alışveriş merkezinden saat 6'ya çeyrek kala araçla çıktık. Yenidoğan'daki, İzmit'teki yine ben Çetin Emeş Köprüsü devam edeceğim ama Tahir Büyükak'ın orayı meclis kararı aldırmadan Erol Köse tabelasında astığı o bölüme kadar saat 45 dakikada geldik değerli izleyiciler. 45 dakika. 6'ya çeyrek kala çıktık. Saat 7'de evdeydim. Aracımızda. Yani toplu taşıma aracını kullanmadan, kendi aracımızda. Şimdi bu süreci değerlendirdiğimizde günün ki sabah saatlerinde de başladı. Ama sabah saatlerini fazla bilmediğim için çok net taşımadım gazeteye. Ama saat 13 ile 19 arasındaki saat bu 22.30'a kadar da evim hemen denizin kenarında olduğu için o saate kadar da oradaki trafik kalabalığını gördüğüm için 22 Ağustos'a kadar süren bir trafik işkencesi yaşandı bu kentin İzmit merkezinde. Neden? İstanbul'dan havanın güzel olması nedeniyle ve artık tatilin de son günü olması nedeniyle dönüş vardı İstanbul'a o saatlerde. Havanın güzel olması nedeniyle bu kentte yaşayan insanlar da dışarıya çıkmışlardı. AVM'lerin hepsi doluydu. Park yapılacak bölümlerde park arabayı park edecek yerler yoktu. Şimdi ekonomik kriz var diyoruz ya. Şimdi onunla onu kıyasladığımızda böyle bir krizin olmadığı, yiyecek, yeme içme yerlerinin ağzına kadar dolu olduğu bir yerlere şahit olduk. Onun altında çizelim dün. Ve öğleden sonra başladı, gece sürdü üst başlığıyla İzmit D100'de trafik işkencesi dedik. Trafik işkencesini size özetledim ki böyle bir manşet çıkardım ortaya. Ki sadece bu benim değil, birçok İzmitlinin, birçok insanın, birçok kişinin işkence çektiği bir durumu. Benim olsa problem değil. Ben kendi özel işlerim için dün dışarıdaydım. Ama hakikaten bakıldığında birçok insanın eziyet çektiği bir trafik süreci yaşadık dün. Ve bu trafik sürecinin yaşanmasındaki sorumlu kim? Bu kenti yöneten yerel yöneticiler. Şimdi bu kenti yöneten yerel yöneticiler içerisinde bunun birinci derecedeki sorumlusu kim? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendisine göre yan yollarla ürettim diyor. Yan yolların bağlantıları yok. Şimdi Salim Dervişoğlu Caddesi diye bir yol yaptınız. Nereden girecek oraya insanlar veya nereden çıkacak? Çıkacak yer bir veya iki. Birisi orada evinin orası trafik felç. Bir tanesi eski cezaevinin orası şimdi eğitim kampüslerinin olduğu üst geçit. İki yerden çıkmak zorundasınız. Giriş Köseköy'den. Yani Kartepe'den. Başka yerden giriş var mı oraya? Başka yer tarafından gelseniz var. Ama yine Başiskele ile bağlantı olan yolu bu D100'den tarafından kullanırsınız veya Ankara tarafından geldiğinizde kullanmanız için Köseköy tarafından gireceksiniz. Başka yer yok. Carrefour'un oradaki köprüyü de kullanırsınız. Zaten kentin merkezine geliyorsunuz. Oraya kadar gelmenize gerek yok. Zaten o sıkışıklığı yaşadıktan sonra oradan oraya gitmenize de gerek yok. Bakın biz mutlu şehir, biz turizm şehri, biz bu kentte insanlar
ülkede yaşanabilen dört kentten mutlu dört kentten biri olacak şekilde seçimde çıktık. O istedik. Sayın Tahir Bülgak'ın çıktı, o istedi. Kitapçıkta da bunu gösterdi. Bunu yapabilecek bir yıl içerisinde ne yaptı? Şu anda hiçbir şey yapmadı. Sadece belediye otobüslerinin üzerinde ışıklı yerlerde Mutlu Şehir Kocaeli yazıyor. Başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yapmadı. Başka hiçbir adım atmadı. Bu konuda yapabileceği hiçbir projeye imza atmadı. İş daha farklı noktaya geldi. İş daha kötüye gidiyor. İş araç sayısının daha fazla olması nedeniyle trafik sıkışıklığı daha da devam ediyor. Kartepe'ye çıkışlarda, inişlerde yaşanan sorunlar devam ediyor. Ve siz diyorsunuz ki ben Mutlu Şehir yapacağım. Geçin bunları. Bu sadece söylevde kalıyor. Siz Mutlu Şehir ve Kartepe'deki turizmi artırabilmek ve trafik akışını daha farklı noktaya taşıyabilmek adına yapılması gereken teleferik konusunu iptal ediyorsunuz Kartepe Belediyesi'nin bütçesi olmadığı nedeniyle. Siz bunu iptal ederseniz o insanlar tabii ki araçlarıyla yukarıya çıkıp inecekler. Ama teleferiği koyarsanız oraya, o teleferikle dağa çıkıp inerlerse en azından aracın yukarı gidip gelmesinde bir parkta önlemiş olursunuz. Ama siz bunu dahi projeyi askıya aldırdınız, temeli atılmış bir proje olmasına rağmen. Doğrudur, yanlıştır, eksiktir, fazladır, onun üzerinde tartışmıyorum. Ama projeyi devam ettirmediniz. Nasıl turizm kenti yapacaksınız? Nasıl mutlu kent yapacaksınız Kocaeli'yi? Baktığımızda tam bir fiyasko. Oturduğu koltuğun değerlendirmesini yapamayan bir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ile karşı karşıyayız. Devam edelim. Birleşik Metal İş MES ile anlaştı değerli izleyiciler. Eğer anlaşamasaydı iki gün sonra greve çekeceklerdi. Birleşik Metal İş Sendikası da Metal İş Sendikası'nın yaptığı anlaşmanın benzerinde %24.3'lük bir artışla yıllık bir sözleşmeye imza attı. Hayırlı uğurlu olsun. Masa başında atılan bu sözleşmeler veya masa başında atılan bu imzalar her zaman hayırlıdır diyelim değerli izleyiciler. İyi bir sözleşmede imza attığınızı belirtelim. CHP'de kongre hazırlıkları devam ediyor. İlçe başkanları bir araya geldi. İl başkanlığının başkanlığında yapılacak 1 Mart'taki il başkanlığı seçimiyle ilgili detaylar değerlendirildi. Tabii ki herkes özgür iradesiyle ortaya çıkacak. Adaylara delegeler oy verecek. Böylesi bir seçim süreci yaşanacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet, İzmit Mimarlar Odası Başkanı Bulut, 29 ağır hasarlı bina var. Ne zaman yıkılacak diye bir soru soruyor. Kocaeli geneline bakıldığında hala mahkeme süreçleri bitmeyen, 99 depreminden bu yana mahkeme süreçleri bitmeyen binalarla karşı karşıyayız değerli izleyiciler. Adalet sistemimiz, hukuk sistemimiz nasıl çalışıyor? İşte bunların çok net örneği. Yıkamıyorlar veya yıkma konusunda son noktayı koyamıyorlar çünkü mahkeme süreçleri daha bitmemiş. Ne zaman bitecek? Bu binalardaki yaşayanlar veya bu binanın etrafındakilerin olacak bir depremdeki yaşayacağı olumsuzlukları şöyle bir düşünür müsünüz? 29 ağır hasarlı binadan bahsediyoruz Kocaeli genelinde ve yıkılmamış durumda. Ve bununla ilgili çalışma yapılması, bununla ilgili adım atılması, bununla ilgili yapılacak bu çalışmaların bir an önce tamamlanması isteniyor odalar tarafından yapılan açıklamalarda. Kademden gönül atölyesi şeklinde çocuklara yönelik bir çalışmayı aldık. Evet, özellikle kendi bilgi ve becerilerini çocuklara anlatan herkes önemli adımlar atmış demektir. Kutluyorum Kademin yaptığı bu çalışma dolayısıyla. Değerli izleyiciler, bu ülkede ister beğenin ister beğenmeyin, ister sevin ister sevmeyin, ister şarkılarını dinleyin dinlemeyin ama bir Bülent Ersoy gerçeği var. Bülent Ersoy Cuma akşamı Hayal Kahvesi'ndeydi. İlimizdeydi yani. Ve yüksek bir ücretle izlenme şansını yakalayanlar Hayal Kahvesi'ni doldurdular. Ve diva rüzgarı diyelim, Bülent Ersoy rüzgarı diyelim, tam anlamıyla bir rüzgar estirdi Bülent Ersoy. Gerek söylediği şarkılarla, gerekse oradaki izleyenleri eğlendirdiği sahnesiyle. Böylesi bir ekonomik krizin konusunda bir şeyler söylüyoruz. İnsanlar faturalarını ödeyemiyor. Doğalgaz, elektrik faturaları konusunda sıkıntı var diyoruz. Su faturaları konusunda sıkıntı var diyoruz. Ama dün yaşadıklarıma baktığımda AVM'lerdeki ve özellikle yiyecek lokantaların ağzına kadar dolu olduğu, AVM'lerdeki park yerlerinin dolduğu, yeni park yerlerinin araçlara açıldığı bir
süreci gözlerimle şahit olduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bir eğlence sektörünün çok farklı noktada yaşandığı bir kentten bahsediyorum. Ve böylesi bir uçurum yaşam biçimi içinde bir uçurum söz konusu olduğunda net altını çizmek istiyorum. Evet, belki %0001'dir Bülent Ersoy'u izlemeye gidenler, ama böylesi bir durumda, ekonominin böylesi zor olduğu bir durumda Bülent Ersoy'un sahnesi ve Bülent Ersoy'u izlemeye gidenlerin ödedikleri paralara bakıldığında demek ki böyle bir topluluğun da bu ülkede, bu kentte, bu İzmit'te yaşadığını çok net görebiliyoruz. Ama iyi bir sahnesinin, iyi bir sesinin, iyi bir Türk sanat müziği icracısının da olduğunun altını çizelim Bülent Ersoy için. Ben iki yerde dinledim Bülent Ersoy'u sahnesinde. Bir tanesini Kıbrıs'ta, bir tanesini İzmir'de. Burada izlemedim ama önemli bir ses sanatçısı olduğunu da söyleyelim. Ha, beğeniriz, beğenmeyiz. Yaşamı farklıdır, kişiliği farklıdır. O ayrı konudur. Ama ses konusunda vazgeçilmez insanlardan bir tanesidir diyelim ve gazete turumuza devam edelim. Mavi Kocaeli Gazetesi ile. Evet, Mavi Kocaeli Gazetesi bugün manşetinde önemli bir konuya dile getirmiş veya önemli bir konuyu okuyucusuyla paylaşmış. Fatma Kaplan Hürriyet fotoğrafıyla ve üst başlığıyla. Cedid projesini yapacak şeklinde bir manşet var. Nedir bu konu değerli izleyiciler? İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cedid Mahallesi'nde büyük mağduriyete neden olan kentsel dönüşüm projesini tamamlamak için projeyi bakanlığa devretmek yerine meclisten borçlanma yetkisi almayı tercih etti. Başkan Hürriyet borçlanarak projeyi yapacak girişi var değerli izleyiciler. Yarın meclis toplantısı var. Yetki çıkarsa TOKİ ile yapacak şekilde Derin Çelik imzalı haber gazetede manşet olarak verilmiş. Şöyle bir açarsak konuyu. Cedid'de önceki dönem belediye başkanı Nevzat Doğan'ın yaptığı bir anlaşma içerisinde bakanlık TOKİ ile yapılan anlaşma ve kentsel dönüşüm başlangıcı. Bununla ilgili yapılan çalışmalar, bununla ilgili Ankara'dan gelen bir müteahhitin yapmaya başladığı bir hazırlık ve bu hazırlıklar sonrasında Nevzat Doğan'ın söylemi şöyleydi. Belediyenin sahip olduğu ve müteahhite devrettiği ve yapışta devlet veya işte ona ne dersek diyelim arsa karşılığında verilen yapılan işlerin bir bölümünün gerek iş yeri gerekse konutların bir bölümünün belediye devredileceği, oradan gelecek gelirle de Cedid'deki kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz söylemini ortaya atmıştı Nevzat Doğan dönemi sırası içerisinde. Daha sonra göreve gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu konuda çok çalışma yaptı. Hatta bu konu işte Büyükşehir'e bana devredilsin, devredilmesin gibi değerlendirmeler de oldu. Bakanlığa yazılar yazıldı, bakanlıktan gelen yazılar farklı değerlendirildi ve yarın yapılacak mecliste şunu isteyecek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet. Ki Adalet ve Kalkınma Partilerinin çoğunlukta olduğu bir meclisten bahsediyoruz. Bana borçlanma yetkisi verin, ben Cedid'deki kentsel dönüşümü TOKİ ile halledeceğim diye veya TOKİ ile yapacağım diye bir gerekçeyle borçlanma yetkisi isteyecek. Ayrıca yine şunu da söyleyelim değerli izleyiciler. 2019 yılı içerisindeki meclis toplantılarında çok tartışılmıştı. Araç alımıyla ilgili kredi alma yetkisinin verilmesi İzmit Belediye Başkanı'na. İller Bankası'na gerekli yazılar yazıldı kredi alabilmek için. İller Bankası dedi ki sizin aldığınız 2019 meclis kararı sizin yazdığınız yazı nedeniyle geçerli değil. 2020'de yeni bir meclis kararı almanız gerekiyor. Yani yarınki mecliste gene gündeme gelecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in belediye araç almasıyla ilgili kredi alabilmesi için meclisten tekrar bir yetki maddesi de yine yarınki mecliste görüşülecek. Cedid'deki borçlanmayla ilgili beraber görüşülecek konulardan bir tanesi de o olacak. İller Bankası vereceği kredi, istenilen kredinin aynısını verecek mi, vermeyecek mi? Onu da önümüzdeki süreçte göreceğimizi söyleyelim. Ama yarınki İzmit Belediyesi Meclisi'nde iki önemli konu var. Tekrar araç alımı ihalesi veya araç alımı ile ilgili belediyeye belediye başkanının borçlanması, kredi alması ile ilgili bir madde oylanacak. Tekrar umarız Adalet ve Kalkınma Partiler yine daha evvel verdikleri gibi buna yetki oylamasında kabul oyu verirler. Bir başka konuda Cedid'in yapılması yani kentsel dönüşümün yapılması için de borçlanma yetkisi isteyecek. Bakalım nasıl bir karar çıkacak meclisten. Meral Akşener Kocaeli'ye geliyor diye bir logonun yanında bir başka haber var. AFAD'ın Elazığ yardımı tıra yola çıktı şeklinde bir bölüm kullanılmış. MMO'dan 84 mühendise onur sertifikası şeklinde
Makine Mühendisleri Odası'nın yaptığı bir çalışmanın haberi. Çocuklar okulda robotik kodlama öğrenecek şeklinde bir bölüm var. İç mimarlarda Toramangil güven tadili şeklinde bir başka haberde kullanılmış değerli izleyiciler. Silahla oynarken kendini vurdu. Evet, babasının silahıyla oynarken Gölcük'te kendini vurdu ve toprağa verildi, onu da söyleyelim. Ve elinde silah olanlar lütfen bu haberi okuduktan sonra daha da dikkatli olsunlar. Hürriyete saldırıya Salavay'dan cevap şeklinde bir haber var. Kahvanede çıkan yangın korkuttu. Arkadan çarptığı araç takla attı. Ahmet Yaşar Tezulaş vefat etti. Öğretmendi değerli izleyiciler. Emniyette yangın çıktı. Gebze'de değerli izleyiciler. Artık Dorcaz'a çıkmıştım. Bir de Gebze'de çıkmış. Jandarma ekiplerinden uyuşturucu satışına darbe. Gebze'de motosiklet terörü. İhsaniye'de ahşap ev yandı. Alkollü tır sürücüsü ortalığı yıktı geçti. Anadolu otoyolunda zincirleme trafik kazası şeklinde de haberler. Gazetenin birinci sayfasında konulmuş Mavi Kocaeli Gazetesi'nde Mustafa Erbi yönetiminde. Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne geldik değerli izleyiciler. Bugün yazılı basındaki ikinci gazetemiz ilk bölümde. Tabanca ile oyun ölüm getirdi şeklinde bir manşet kullanmış Mevlüt Soysal yönetimindeki gazete değerli izleyiciler. Boran Kayalar imza atmış habere. Gölcük'te dün akıl almaz bir olay yaşandı. Babasına ait tabanca ile oynarken kendini vuran Armağan Bilgehan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi şeklinde bir giriş var haberde. Karnından yaralandı, hastanede öldü, otopsi yapıldı şeklinde 3 tane de ara başlık kullanılmış haberde. Dün de toprağa verildiğinde söyleyelim. TMMO'da kongreler, ÇMO'da yeni başkan tilki şeklinde bir haber var. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin 4. olan genel kurulu tek adaylı olarak yapıldığı Gökhan Tilki seçildi şeklinde Mine Arslan'ın imzalı haber kullanılmış. EMO sözden ile devam dedi. TMO'ya bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Odası Kocaeli Şubesi'nde genel kurulda dün gerçekleştirildi ki 11. genel kurul sorunlar konuşuldu. Mine Arslan imzalı bir haber de yine bu şekilde belirmiş. Ahmet Sözen'in tek aday olduğu seçimde Ahmet Sözen tekrar göreve devam ediyor. Jeofizik'te Tığ 4. kez başkan. Evet, Mehmet Tığ da Jeofizik Mühendisleri Odası'nda Mine Arslan'ın haberine göre 4. kez seçilmiş değerli izleyiciler. İç mimarlarda değişim yok şeklinde yine Mine Arslan imza atmış bu habere. İç mimarlar Kocaeli Şubesi'nin yaptığı toplantıda veya yaptığı seçimde Kerem Turangil yine seçimi kazanmış ve oda başkanlığını sürdürüyor. 4 odada yapılan seçimi alt alta Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde birinci sayfada görme olanınız var değerli izleyiciler. Tatil bitti, ders zamanı şeklinde okulların tekrar açılmasıyla ilgili bir haber kullanılmış. Ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci için 20 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatili bugün sona eriyor şeklinde bir giriş var. 398.315 öğrenci ara tatil Nisan'da şeklinde bir bölüm var. Evet, Nisan'da bir haftalık bir ara tatilde söz konusu. Haziran'da da okullar tamamlanacak. Ahmet öğretmen hayatını kaybetti. İzmit'in tanınmış eğitimcilerinden, İzmit Lisesi öğretmenlerinden Ahmet Yaşar Tezulaş hayatını kaybetti. Toprağa verildi. Fotoğrafıyla haber verilmiş. Alkolü sürücü ışıklarda daldı şeklinde gördüğünüz gibi bir haber kullanılmış. Aleviler çocuğum istiyor şeklinde Cemevi ile ilgili bir haber. CHP Körfezi'de Başkan Irmak gençlik kollarında seçimler yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi onlar 5 ilçede seçimini gerçekleştirdi değerli izleyiciler. Devam ediyoruz. Neyle? Demokrat Kocaeli Gazetesi'nden sonra Özgür Kocaeli Gazetesi'nin birinci sayfasıyla. Adem Turgut yönetimindeki gazetede bakalım nasıl bir birinci sayfa oluşmuş. Verdiğimizi geri alacağız şeklinde bir manşet konulmuş gazetede. Evet. Hep söylevde kalırdı ama umarız bu kez gerçekleşir. Bunu kim söylüyor? Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut yaptıkları ziyarette Suriye Çatak'taki imza atmış habere. Özgür Kocaeli'yi ağırladığı bölümünde de fotoğrafının yanında konulmuş. Verdiğimizi geri alacağız sözüyle de haber bu şekilde verilmiş gazetede. Zatürre dediler, ciğerinden badem çıktı. Evet, ilginç bir sağlık haberi okudum değerli izleyiciler. Kim imza atmış? Ya şunun altına ne olur imza atın arkadaşlar ya. Güzel bir haber. Neden muhabir haberi değil bu haber? Annesinin kucağında ve düzelme olmadı, badem parçaları çıktı şeklinde ciğerinden böylesi bir ara başlıklı bir sağlık haberi. Fatma ve Halil Karakaya çiftinin ilk çocukları 2 yaşındaki Ali Asaf, anne ve babasıyla kuru yemiş yedikten sonra soğuk algınlığı şüphesiyle Kocaeli'de bir hastaneye
götürüldü ki özel bir hastane ismi yazılmamış. Ateşi 39 derece olan yükselen çocuklar doktorlar zatürreye demiş. Daha sonra düzelme olmamış. Sonra da ciğerinden badem parçaları çıkarılmış. Tıbbın bu kadar ilerlediği, tıbbın çok farklı daha noktalara taşındığı ve birçok tedavi için birçok teknolojik konuda cihazların kullanıldığı bir tıp bölümünde bunu göremiyor doktorlar. Bunu okuyamıyor doktorlar değerli izleyiciler. Faylarla değil, binalarla ilgilenmemiz gerekiyor şeklinde bir bölümle kullanılmış binaların yıkılmasıyla ilgili bizim de kullandığımız haberle ilgili bir haber de Özgür Koca Gazetesi'nde var. İç mimarlarda tekrar Toramangil şeklinde bir haber. Elektrik mühendislerinde Sözen ile yola devam. Jeofizik mühendislerinde yeniden M, Zeki, T şeklinde haberler kullanılmış. Orman onun işi şeklinde bir başka bölüm var. Suriye Çatak Tekin yaptığı bir röportajın haberi buradan kullanılmış. Hürriyet Cedid için kararını verdi şeklinde bir bölüm var. Ders başı şeklinde de yine bir başka bölüm kullanılmış gazetenin birinci sayfasında. Evet, geniş bir başlangıç. Geniş bir değerlendirme ve yaklaşık 45 dakikalık bir zaman dilimindeki bir ilk bölüm. Bir nefes alalım. Yeni Sinsen Seç oylamasının başladığı ile ilgili bir tanıtımla devam edelim. Onun arkasından da reklamlarımız gelsin. İkinci bölümde diğer 4 il gazetesi, 3 ilçe gazetesi, köşe yazarları ve spor bölümüyle tekrar karşınızda olalım. www.enisinisenseç.com En iyisini sen seç başladı. 20 ayrı kategorideki isimler, firmalar ve kurumlar Şubat ayı boyunca yarışacak. Merakla beklenen sonuç 13 Mart'ta plaketle taçlandırılacak. Bu heyecandan uzak kalmamak için 1-29 Şubat arasında www.eniyisinisenseç.com internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Oy ver, en iyisini sen seç. www.eniyisinisenseç.com En iyisini sen seç başladı. 20 ayrı kategorideki isimler, firmalar ve kurumlar Şubat ayı boyunca yarışacak. Merakla beklenen sonuç 13 Mart'ta plaketle taçlandırılacak. Bu heyecandan uzak kalmamak için 1-29 Şubat arasında www.eniyisinisenseç.com internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Oy ver, en iyisini sen seç. Tarihlerin 3 Şubat 2020 Pazartesi işaret ettiği manşetler programının ikinci bölümünden bir kez daha sevgiler, saygılar, hürmetler değerli izleyiciler. Bildiğiniz gibi 1 Şubat 001'de başlattığımız En İyisini Sen Seç oylaması yoğun bir şekilde devam ediyor. Programımızın girişinde hangi oranda kimlerin ne 20 kategoride ne oranda oy aldıklarını sizlerle paylaşmıştık. Yine gün içerisinde gerek sitemiz içerisinde gerekse Kocaeli Gazetesi 262 İnternet sizinki haberlerde sizlere bu konuda paylaşımlarımızı sürdüreceğimizi söyleyelim. Sosyal paylaşım sitelerindeki bölümlerimizde bunları paylaşıyoruz. En iyisini sen seç yarışması ki internet üzerinden yapılan ve IP sıralaması olan ve her IP'nin sadece günde bir kez oy verebileceği bir sistem içerisinde anında görebiliyorsunuz. Verdiğiniz oyun karşılığında hangi oranlarda kimlerin oy aldığını değerli izleyiciler. 20 kategori 28 Şubat akşamı 00'a kadar devam edecek ve 13 Mart'ta Luxor Garden'da yapacağımız ödül gecesiyle bu geceyle de bu projemizi taçlandıracağımızın da altını çizelim. Herkese başarı dileklerimizin altını çizelim. Son bölümlere kadar heyecan içerisinde geçecek birçok kategori olduğunun altını çizelim. Başa baş geçen bir kategori, bir süreç yaşandığını da söyleyelim. Ve buraya mutlaka www.enisinisenseç.com adresine girerek 20 kategoriye oy vermeniz en fazla 35-40 saniye sürüyor. Hadi diyelim 1 dakikayı sürsün ve bu şekilde de oy vermenizi sizden rica ettiğimizi belirterek programımızın ikinci bölümüne Ses Kocaeli Gazetesi ile başlıyoruz. Nasıl bir manşet atmış Ses Kocaeli Gazetesi İsmet Çiğit yönetiminde?
AKP'nin eski neşesi yok şeklinde bir manşet konulmuş. Cumartesi günü Antikapı tesisinde düzenlenen 106. İl Danışma Meclisi toplantısı ilimizde AKP teşkilatları için artık herkesin kabul ettiği gerçeği gözler önüne serdi. AKP'nin eski neşesi yok. Öyle bir giriş yapılmış. Sadece kalabalık, başkanların arası açık, kongreler ne olacak, milletvekillerinin de ağırlığı kalmadı şeklinde 4 tane başlık var. Yapay görüntüler, evet kalabalık olabilir ama kalabalığın içeriği önemli. Orada yan yana gelemeyen birçok isimlerin olduğu iddia ediliyor. Kulislerde ilçe seçimleri konusunda birçok yoğun çalışma var. İl başkanı çıkıp biz ilçe başkanlarıyla konuştuk. Gönül isterdik hepsine devam etmek ama genel merkez ne derse o olur şeklindeki bir açıklama yapması gerçekten bir siyasi parti içerisindeki mücadele edenlerin veya siyasi partiye gönül verenlerin çok düşünmesi gereken bir konu olarak altı çizilmeli. Ders dili tekrar çalıyor. Grip salgınına dikkat şeklinde sağlıkla ders dilinin başlangıcı ile ilgili bir haberi de bu şekilde başlığıyla duyurmuş Ses Kocaeli gazetesi. Bozkurt Uslu adayım dönüşü yok şeklinde il başkanlığı için bir açıklama yapmış. Hayırlı olsun diyelim. HK performans zayıflama kampı şeklinde bir başka haber kullanılmış ki bir röportaj haberi. Küçük Barış'a destek lazım şeklinde bir başka destekle ilgili bir haber. Akademik odalarda heyecansız kongreler, tek adaylar olunca heyecansız kongreler ne yazık ki heyecansız oluyor. Akşener İzmit'te esnafları gezecek şeklinde bir bölüm var siyasetle ilgili. Yukarıda ise Körfbaş'ta denetim 27 gün sürdü. Körfez Belediyesi'nin bağlı yan bir kuruluş ve müfettişler 27 gündür denetim yapmışlar orada. Bakalım neler çıkacak. Helal sana derince şeklindeki 3-2'lik galibiyetin zaferi de gazetede hemen verilmiş. Evet 3-2'lik bir skorla kazandığı Eroksporu yenerek değerli izleyiciler ki son 96-5'te gelen galibiyet golüyle. Devam edelim neyle? Kocaeli Gazetesi ile. Bakalım Kocaeli Gazetesi bugün Tanzanya Yunan yönetiminde nasıl bir sayfa yapmış. CHP'li Sarıbay'dan gider ayak üst başlığıyla sal oğlar. Evet kırmızıyla konulmuş. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe başkanları ve icra kuruluyla yaptığı toplantıda Türk bayrağını yırtan Yunanlı vekile ve Kızılay'ın üzerinden vergi kaçırılmasına tepki gösterirken AKP milletvekili İlyas Şeker de elçilerden nasibini aldı. Evet, şimdi siz şöyle düşünün değerli izleyiciler. Adalet ve Kalkınma Partisi şu andaki Kocaeli milletvekili İlyas Şeker'i. İlyas Şeker, daha evvel Fazilet Partisi döneminde de siyaset yapan bir arkadaşımız. 99 depreminde ailesinden yaşamlarını yitirenlerin olduğu da bir arkadaşımız. Ve harita mühendisliği konusunda bir şirketi olan ve bunun üzerinde çalışan da bir ticarette veya işlerinde bu şekilde götüren bir arkadaşımız. Belediye meclisiyle yaptınız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcılığı yaptınız. Kocaeli milletvekilisiniz. Bunları hadi Fazilet Partisi'ni geride bırakalım, iktidar değildiniz, muhalefet değildiniz, fazla sözünüz çıkmıyordu veya yapamıyordunuz diyelim. Onları buraya yanında bıraktık. 2002'den bu yana siz iktidardasınız. 2002'den bu yana da bu ülkeyi ve bu kenti yöneten bir iktidarın mensubusunuz. Yaptığınız görevlerde meclis üyeliği, genel sekreter yardımcılığı, milletvekilliği. Hala da milletvekilisiniz. Ve İzmit'e, Kocaeli kentine yönelik yaptığınız çalışmalarda sıkıntıdan veya sorunlardan bahsediyorsunuz. Bunlar sizin çözmeniz gereken, bugüne kadar ortada kalmaması gereken sorunlardı. Neden yapmadınız bunu da şu andaki bir belediye başkanına, İzmit'te yeni daha bir yıl olmamış bir belediye başkanı koltuğunda oturmuş kişiyi suçluyorsunuz. 15 yıldır bu İzmit'i siz yönetiyordunuz. Bir yılda mı düzeltecek yeni gelen belediye başkanı sizin bu 2002'den beri yapamadıklarınızı? Eleştiri yapılırken biraz da dozajı olmalı veya biraz da ayakları yere basmalı. Ama eleştiri yapmak için eleştiri yaparsanız halkın karşısında da sadece gülerler size sayın milletvekili. Devam edelim bakalım neler demiş Cebili Sarıbay. Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Kızılay vergi kaçırma aracı olarak kullanılamaz. AKP İl Danışma Meclisi'nde CHP'yi konuşuyor. Sizin başka işiniz yok mu? İzmit Belediyesi'ni örnek almak isterseniz
buyurun şeklinde 4 tane bir bölüm alınmış. İşte yapılan toplantıdan bir fotoğrafta da haber desteklenmiş. MMO'dan 84 mühendise onur sertifikası verildi. 4 odada işlem tamam. MMO'da başkan yeniden sözden, jeofizikte tığ güven tazeledi. İç mimarlarda Toran Mangil başkan, GMO'da yeni başkan Gökhan Tilki oldu şeklinde 4 tane oda seçiminin haberleri verilmiş. Akçener ay sonunda Kocaeli'ye gelecek. Çekel bayrağımıza hakaret kabul edilemez. Doğa Koleji'nden de maaşlar ödenecek şeklinde bir bölüm var. Çiler heyecanımızı hiç kaybetmedik şeklinde Gebze Ticaret Odası Başkanı'nın yaptığı açıklama. Sağlığımız için balık tüketin şeklinde kadın fikriyle verilmiş bir sağlık haberi. Akçaray seferleri 4 dakikaya iniyor şeklinde bir haber kullanılmış gazetede değerli izleyiciler. Geldik Çağdaş Kocaeli gazetesine ki 6 dakikayı da 4 dakikaya indirecekler yoğunluk nedeniyle özellikle okul açıldıktan sonra. Çağdaş Kocaeli gazetesi. Yetişkinler robotik kodlama öğrenecek üst başlığıyla artık çocuklarına ayak uyduracaklar şeklinde bir manşet konulmuş Sadun Çetin yönetiminde. Çocuklar Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarda kurulacak tam donanımlı robotik kodlama atölyelerinde, aileleri ise Comac'te kodlama öğrenecek. Bu eğitimiyle aynı zamanda genç neslin ebeveynleri ile aynı teknolojik lisanlı konuşmaları da sağlanacak şeklinde bir giriş var. Yetişkinler kodlama öğrenecek şeklinde bir başka bölüm var. Gülüyorum sadece. Babasının silahı canından etti şeklinde bir bölüm var. Değirmenler'de acı olay üst başlığıyla. İkinci yarıya yarı yıl zili bugün çalıyor. Ayşe Aydın imza atmış bu habere. Değerli izleyiciler. Diğer haberlerin altında imza var mı? Okuduklarımda yok. Devam ediyorum. CHP'den yenilere eğitim şeklinde bir haber. Çalışmayı bu şekilde vermişler. 55'ten Kandaz'a geçmiş olsun. Ziyareti Ayşe Aydın imza atmış. Devam ediyoruz. Evde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs tutuklandı. Bilgi Köprüsü 6. şubesini açıyor. Hemen İnönü Caddesi içerisinde Hoşgörp Hastanesi'nin hemen yanındaki o binayı 6. şube olarak açacak Bilgi Köprüsü, onu da söyleyelim. Yılmaz'dan o sözlere tepki. ÇMO'da yeni başkan Tilki Ayşe Aydın imza atmış. Yine Ayşe Aydın imzası MO'da yeniden sözen dönemi şeklinde de haberler kullanılmış. Gazetede jeofizikte 4. tığ dönemi, iç mimarlarda 2. kez Toramangil şeklinde haberlerin başlıkları da konulmuş gazetenin 1. sayfasında. Devam ediyoruz. Neyle? Bizim Yaka gazetesiyle. İl gazeteler arasındaki 7. ve son gazetemiz. İzmit ihale öğrencileri tarihi binaya taşınıyor. Bu haber daha evvel manşet olarak yapılmıştı değerli izleyiciler ama yine kullanılmış gazete tarafından. İzmit İmam Hatip aynı gazete yapmıştı yine. Aynı gazete, şekilde verilmişti haber. İzmit İmam Hatip Lisesi'nin yıkımı ve öğrencilerinin Gazi Anadolu Lisesi'nin boşalttığı tarihi binaya taşınacağı planında değişiklik yapıldığı öğrenildi. Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Haziran ayında boşaltılma, yıkım ve yeni bir bina kararı aldığımız İzmit İhale binasının okuyan öğrencileri Gazi Lisesi'ne boşalttığı tarihi ve ek binaya bir hafta içinde taşıyacağız dedi şeklinde bir giriş var. Bakanlık uyardı, Gazi Lisesi binasına Haziran'da yıkılacaktı değerli izleyiciler. Gazeteciler yalan haber için yarışıyor şeklinde bir başka bölüm var Galip Adamı'nın köşesinin anonsu. AK Parti tam kadro buluştu. 55'ten değişim sinyali. 55 tanışmadan sonra Kandaz'a gitti. Cengiz Sarıbay meyve veren ağaç taşlanır. Nazlıgül Körfez Belediyesi'ni dönüşümü yanlış anlamış şeklinde bir başka Körfez Belediyesi ile ilgili bir suçlama ile ilgili bir haber. Faydalara değil binalarla ilgilenmemiz gerekiyor. Babasının silahıyla oynarken kendisini vurdu. Ahşap ev alev yandı Gölcük'te. 400 bin TL'nin kabloyu satıp çalıntı dedi. Çalındı dedi. 400 bin TL'lik kabloyu satıyor ve çalındı diye de ihbarda bulunuyor. Daha sonra da polis yakalıyor tabii ki. Akut gönülleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor şeklinde bir başka haber var. Dersli'de bugün çalıyor. Aksaray seferleri 4 dakikaya iniyor şeklinde haberler kullanılmış gazetede. Peki değerli izleyiciler, gazetenin yazılı basının birinci sayfalarını tamam, il gazetelerini tamamladık. Şimdi gelelim spor bölümüne değerli izleyiciler. Hemen ekrana geçirsin arkadaşlarımız. Kocaeli Gazetesi 262 sporu. Derince'ye 3 puan son dakikada geldi. 3-2'lik bir skor. Önemli bir galibiyetti. 2-2 devam eden ve 90+5. Dakikası artık oynanan karşılaşmada atılan bir gol Derince'ye 3 puanı getirdi. Erekspor'u puansız gönderdi. Derince Belediye Derince Spor kendi sahasındaki dün oynadığı karşılaşmada
Gölcük'te kent derbisi vardı. Gölcük Spor'la Darıca Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Ve iki takımın da girişimleri sonucu değiştirmedi. Müsabaka başladığı gibi 0-0 tamamlandı. İki takım da birer puan aldı. Maç öncesinde bir gerginlik vardı. Onu da altını çizelim. Ama bu daha sonra maçın içerisine yansımadı. Ve maç sonunda da herhangi bir sorun olmadan müsabaka tamamlandı. İki tane haberi bu şekilde sizlerle paylaştığımızda söyleyelim. Kocaeli Gazete 162 Spor bölümünde. Değerli izleyiciler, tabii ki biz bu konuda haberleri veya işte gazetedeki arkadaşlarımızın yaptıklarını sizlere paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince kadar da hepsini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bunu söyleyerek devam edelim spor bölümüyle. Bizim yakaya geldik. Spor bölümü yok değerli izleyiciler bizim yakada. Çağdaş Kocaeli'ski Yiğit Özcan spor müdürü olarak görev yapıyor burada. Bakalım nasıl bir sayfa yapılmış. Havamız dağıldı şeklinde bir manşet atılmış. Panik yok, sadece iş kazası şeklinde Selahattin Dinçer'in yaptığı maç sonrasındaki açıklama Umut Karagöz imzalı, Yiğit Özcan imzalı, havamız dağıldı haberde konulmuş. Hüseyin Üzülmez şampiyon olacağız şeklinde bir bölüm var. Şampiyon olamayız diye bir dövülümümüz yok. Artık biz çok büyük ayağımıza sıkmazsak adeta tabiri caizse şampiyonluğu yakaladık. Ama geleceğe yönelik iyi bir çalışma yapmak zorunda olduğumuzu da söyleyelim. Bir musibet bin nasihattan iyidir şeklinde Yiğit Özcan imzalı köşede spor sayfasından anons edilmiş Çağdaş Kocaeli gazetesinde. Ses Kocaeli'ye gelelim bakalım. Hizmet Yiğit yönetimindeki gazetesinin sporu nasıl şekillenmiş. Teşekkürler Ercüment. Bir manşet atılmış. İki gol yemesine rağmen takımın en iyisiydi üst başlığıyla haber verilmiş. Bu çocukların yeri yedek kulübesi mi şeklinde bir başka haberde konulmuş. Selahattin Dinçel ana ocağında alınan ilgiyi bu sözlerle yorumladı. Turgutlu da olmamalıydı şeklinde bir yenilecekse Turgutlu'da değil de olmamalıydı diye bir değerlendirmede bulunmuş. Doğru bir tespit. Derince hakemlere rağmen 3-2'denmiş. Kazanılan galibiyetin detayı verilmiş. Darıca Gençler Birliği istediği puanı kaptı 0-0 şeklinde bir bölüm var. Taraftarlar 90 dakika susmadı. İzmitli gazeteciler kapıda kaldı şeklinde Bülent Badiş'in maçla ilgili değerlendirmesi. Belediye Spor Derince mesaisi pazar günü başlayacak. Hatay galibiyeti Pelilere nefes aldırdı şeklinde bir bölüm var. Turgutlu'da kabus dolu 90 dakika şeklinde bir köşe. Bu kadar da bu kadroya tadilat şart şeklinde Erol Özyurt'un köşesi anons edilmiş gazetenin spor sayfasından. Geldik nereye? Özgür Kocaeli gazetesine değerli izleyiciler. Bakalım nasıl bir spor sayfası var. Dinçel 2 nokta üstte tırnak. Biraz burada edebiyat konusu hatalı. Rehavetin önüne geçeceğiz şeklinde bir manşete çıkılmış. Balda Karamürsel kazandı. Olumsuz düşüncelere girmeyelim şeklinde Başkan Hüseyin'in açıklaması. 104 gün sonra gelen yenilgi, puan durumu, top sonuçlar ve oynayacak maçların programı bu kez olmadı. Derince hazırlıkları bugün başlıyor şeklinde bölüm var değerli izleyiciler. Tabii ki bakın da Kocaeli Spor Belediye Derince maçı var. 13.30'da pazar günü Kocaeli'deki İzmit'teki statta kent derbisi oynanacak 3. ikinci grupta. Demokrat Kocaeli gazetesine bakalım değerli izleyiciler. Spor sayfası nasıl şekillenmiş? 16. sayfada spor sayfasını 15'e taşıyorlar. Zaman zaman sadece haftada bir gün belki de 16. sayfaya taşıyorlar ama hafta içerisinde genelde 15. sayfada. Gol sesi çıkmadı 0-0 Gölcük-Darıca karşılaşması. Yine devam ediyoruz hemen yanında. Derince son nefeste 3-2'lik maç. Gözler kent terpisine çevrildi. Derince'yle oynayacağız. Rahavet'in önüne geçeceğiz şeklinde bölümler var. Periler moral buldu. Kağıt spor tutulmuyor şeklinde de. Salondan iki tane haber kullanılmış. İzmit Belediyesi Spor Hatay'ı yendi. Kağıt spor da yine erkekler basketbolda kazandı. Onu da söyleyelim. Bakalım Mavi Koca Gazetesi'ndeki spor sayfası nasıl? Belediye Derince efelendi 3-2. Derbide gol sesi çıkmadı 0-0. Dinçel en büyük sıkıntımız rehavet. Dev adamlar ezip geçiyor 96-70. Kağıt Spor'un basketbol takımının değerlendirmesindeki ilgili bir haber konulmuş. Geldik taraftar ekine Kocaeli Gazetesi'nin tebrikler dünya futbol tarihine geçtiğiniz şeklinde 0-0 şeklinde bir bölüm var. Evet bakın değerli izleyiciler. İki takım ısınıyor ve ortada güvenlik görevlileri. Nerede bu? Gölcük'te. Hangi müsabakada? Kent derbisinde. Gölcük Spor'la Darıca Gençler Birliği arasında oynanan karşılaşmada. Bir daha söylüyorum. Maç öncesi. İki takım ısınıyor. Ortada, o orta çizgi dediğimiz bölümde güvenlik görevlileri dizilmiş. Bir tarafta Darıca ısınıyor, bir tarafta Gölcük Spor ısınıyor. İki futbol, yani maç öncesinde olan gerginlik nedeniyle
Emniyet böyle bir önlem almış. Herhalde futbol tarihinde böyle bir fotoğraf, böyle bir ısınma, böylesi bir maç öncesi yoktur. Yakıştı mı? Neyin hesabını veya neyin değerlendirmesini yapıyoruz değerli izleyiciler? Bana bir anlatır mısınız veya ben de bu konuda bir değerlendirme bulunur musunuz lütfen? Neyi kazanacaksınız veya neyi kaybedeceksiniz? Belediye denince Eloka efelendi 3-2 şeklinde bir bölüm var. Direk gibi duran adamınıza faul yaptı diye penaltı verdi şeklinde bir başka bölüm var. Deyince Ali Faturayı hakeme kesti. Spor gündemini sıkı tuttuk. Köşe yazımız 17'ni aşkın kişi okudu. Hakan Yağcıoğlu'nun köşesinden anons. Daha sert deplasmanlarımız var şeklinde bölüm var. Yakup'un yeni yılda golü yok. Gollerde hatası çok gibi de değerlendirmelerde bulunmuş gazetede değerli izleyiciler yapılan çalışma esnasında. Evet, şimdi bir manşeti koyalım hemen ortaya. Mavi Koca Gazetesi Gedik'le ilgili haber, önemli bir haber ve bu günün manşeti. Mavi Koca Gazetesi günün manşetine imza atmış Gedik haberiyle ilgili. Zerrin Çelik bu haberle imza atan isim günün mavi. Peki günün sayfasını kim çizmiş? Günün sayfasını Demokrat Kocaeli Gazetesi çizmiş değerli izleyiciler bize göre. Yapılan haberler bu şekilde verilmiş. Demokrat Kocaeli Gazetesi grafikerleri de günün sayfasını çizmiş. Evet. Gün manşeti Mavi Kocaeli Gazetesi'nden geldi Cezit haberiyle. Zerrin Çelik günün muhabiri, günün sayfası da Demokrat Kocaeli Gazetesi'nden geliyor değerli izleyiciler. İlçe gazetelerine geçmeden evvel il gazetelerinde köşe yazarlarını da sizlere paylaşalım. Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde Mevzu Soysal, Ali Güney ve İzmit Kongresi şeklinde hele şükür bir gazetenin genel yayın yönetmeni Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimleriyle ilgili bir köşe yazdı. Bir başlıkta köşe yazdı. Mevzu Soysal'ı tebrik ediyorum. Hep Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yazıyorlardı. İlk defa Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili bir genel yayın yönetmeni köşe yazdı seçimle ilgili. Tebrik ediyorum Mevlüt Soysal'ı yazdığı köşe nedeniyle. Ali Güney ve İzmit Kongresi başlığını kullanmış. Mavi Koca Gazetesi'nde köşe yok. Özgür Koca Gazetesi'ne geldik. Koto'da uyumlu ve çalışkan bir ekip var. Ziyaret'in bir değerlendirmesini köşesine taşımış Adem Turgut. AK Parti İl Danışma Kurulu'ndan aklımda kalan önemli notlar şeklinde bir bölüm kullanılmış. Yine Fatma Hanım en doğru kararı verdi şeklinde bir başka bölüm. Kocaspor'un büyük sitesi üzerinden 60 oldu olsun şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Adem Turgut yazdığı köşeye yazılarının başlıkları böyleydi. Evet, Ses Kocaeli Gazetesi'nde İsmet Çiğit ne yapmış? CHP kongresini boş verin, AKP kongrelerine bakın. Evet, İsmet Çiğit de AKP kongreleriyle ilgili bir başka yorumu, beklediğim yazıyı yazdığını söyleyelim. Kutlayalım İsmet Çiğit'i de. Kime yararsa yarasın, umurumda değil şeklinde Güngör Aslan'ın bir köşe yazısının başlığı. 45'likler gecesi çok güzeldi şeklinde Ahmet Selim'in olayların perde arkası başlığı bir haberi, bir köşesinin anonsu. Kocaeli'de bunlar konuşuluyor bölümünde ise ilçe başkanı ile ikinci adam konuşmuyor şeklinde bir bölüm var. Yapılan Kocaeli'de bunlar konuşuluyor bölümünde. Peki Tanzanyolu'nun köşesinde ne var bugün değerli izleyiciler? Tanzanyolu'nun köşesine hemen bir bakalım. Dördüncü sayfaya doğru bir gidelim. Nasıl bir köşe, hangi başlıkta bir köşe yazmış? Önce hasta ediyorlar, sonra iyileştirmek için iliklerimize kadar sömürüyorlar şeklinde bir köşe yazmış sağlıkla ilgili. Felaketleri lafta geliştirmenin bedeli şeklinde de bir başka bölüm kullanılmış. Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde nasıl bir köşe başlıkları var? Sadun Çetin il danışma ve AK Parti'de 4,5 ayda ne değişti şeklinde bir köşenin başlığı. Bir ayda ne değişti derken birleşik yazılı için okumakta zorlandığımda söyleyelim Sadun Çetin'in köşesinde. Yerli silahlı drone Songar şeklinde bir bölüm var. Özkan Yılmaz'ın köşesinin anonsu bu şekilde yapılmış. Geliyoruz bizim Yaka Gazetesi'ne. Galip Ataman gazeteciler yalan haber için yarışıyor şeklinde bir köşe yazmış. Rüyam Kargılı'nın yazdığı köşe ise bayrak üzerinde şeklinde verilmiş gazetenin birinci sayfasından. Evet, devam ediyoruz. Neyle değerli izleyiciler gazete turumuza? Şimdilik de sırada Gebze var ve Kulüs Haber'de
Bakalım nasıl bir birinci sayfa yapılmış. Arkadaşlarımız ekrana taşıdılar. Biz de dijitalden açıp biraz da sizlere bunu değerlendirelim. Grev öncesi sendikada çatlak şeklinde bir bölüm var. İmdalandı artık bu artık sözleşme. Bunun tabii gazete daha evvel basıldığı için böyle bir çalışmayı veya böyle imzalamayı görmediklerini de söyleyelim. Birleşik Metal İş Sendikası ile ilgili. Perşembe günü kar geliyor şeklinde bir hava durumu haberi konulmuş. Mayıs mobilya kayıp. İlginç bir haber. Gebze ve Beylikbağı'nda onlarca kişiden paralarını tahsil ettiği halde mobilyaları teslim etmeyen Mayıs mobilya bulunamıyor şeklinde adeta dolandırıcılığı ihbar eden bir manşete imza atmış bugün Kulis Haber. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak bundan. Umarım bu haberi de takip ederler. Biz de takip edeceğimizi söyleyelim. Kahraman veda ediyor şeklinde bir Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Başkanı ile ilgili bir haber. Başaran hızlı başladı şeklinde Gelecek Partisi'nin il başkanının yaptığı çalışma. İrem Derici'yi linç edenler Caner Pesen imzalı bir köşe yazısı da bu şekilde anons edilmiş. AK Parti'de değişime hazırlanıyor şeklinde bir bölüm var. Gebze'de hem otomotiv var şeklinde bir bölüm kullanılmış. Yine bir başka bölüm sol tarafta Kayser aday mı oluyor şeklinde bir İYİ Parti ile ilgili bir haber kullanılmış. O dolandırıcılar serbest. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün binasında yangın şeklinde de haberler kullanılmış gazetenin birinci sayfasında. Devam ediyoruz. Neyle? Derince ile. Bakalım Derince de birinci sayfa nasıl şekillenmiş. Çocukça düşler kreş ve gündüz bakım evinden Elazığ'a yardım. İki satırlık 9 tutuna bir manşet. Çocukça düşler kreş ve gündüz bakım evi Elazığ depreminde mağdur olan depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattığı şeklinde bir bölüm var. Bakın değerli izleyiciler, gazete ilkelerine göre 9 sütuna 2 satırlık manşet attığınız zaman veya şimdi artık belki de 8 sütun artık gazeteler ama ben eski dille 9 sütun diyorum. 9 sütuna 2 satırlık manşet attığınız zaman çok ama çok çok önemli bir olay olması lazım. Yapmayın. Yani bir kreşin yardım kampanyası başlatması 2 satırlık haber olamaz. Yapmayın. Gazetecilik yazılı basın. Ondan sonra sıkıntı yaşadığını söylüyorsunuz. Bu yüzden sıkıntı yaşıyor. Birçok örnek daha verebilirim ama bu ön çarpıcı örneklerden bir tanesi. Yapmayın. Böyle bir manşet atılmaz. Böylesi bir manşetle çıkamazsınız. İki satıra, 9 satıra attığınız manşetin çok 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 önemli olması lazım. Gazetecilikle bize bunu öğrettiler. Şimdiki kuşak belki sadece internet gazeteciliği üzerinden gazetecilik yapmaya çalışıyor ama böylesi bir manşeti iki satıra atamazsınız. Çok 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 önemli bir şey olması lazım. Çeker 2 nokta üstte Türk bayrağına hakaret kabul edilemez şeklinde bir bölüm var altında. Yine altında yine 2 satırlık bir bölüm. Ketfeden Elazığ ve Malatya derneklerine ziyaret şeklinde bir başka bölüm var. Hemen sağ tarafa geliyoruz. Başkan Şener Söğüt, biz büyük bir aileyiz. Komek vefası Elazığ'a sıcak sevgisini gönderdi şeklinde bir bölüm var. Çocuklar okulda, yetişkinler Komek'te robotik kodlama öğrenecek. Şimdi bu sonuna kadar okudum da onun için bekledim. Biraz evvel İl Gazetelerinin spor sayfalarında bizim yaptığımız spor sayfasını ekrana getirdik. Veya okuduk üzerinden. Bizimkini ekrana getirdik. Spor sayfalarını okuduk. Derince, ki Derince Express gazetesi Derince'ye ait bir ilçe gazetesi. Ve bu gazetede dün oynanan ve 96-5'te kazanılan ki 1.30'da başladı maç. 3'ü çeyrek geçe biten bir karşılaşma. Hadi 3.30'da bitti diyelim uzatmalar. 3.30'da biten bir karşılaşmanın en ufacık bir haberi yok sizin yaptığınız Derince İlçe Gazetesi'nin birinci sayfasında. İşte onun için sıkıntı yaşıyoruz. Onun için sıkıntı yaşamaya çalışıyoruz. Siz pazar günü saat 3.30'da biten bir gazeteyi, bir müsabakanın sonucunu ki sizi son dakikada atılan bir golle kazanılan 3 puanla çok yakından ilgilendiren bir konuyu siz gazetenizin birinci sayfasına taşımıyorsunuz. Bunu siz yarın taşıyacaksınız büyük olasılıkla. 2 gün üzerinden geçecek. Pazar, pazartesi, salı. Yapmayın. Yapmayın. Yazılı basının bu noktalara gelmesindeki en önemli nedenlerden bir tanesi bu. Yapmayın. Atılan yanlışlıklar ve bu yanlışların getirdikleri başka noktalar değerli izleyiciler. Evet. Bunu da sizlere paylaştık. Devam ediyoruz. Neyle? Gölcük Postası'na. Bakalım Gölcük Postası nasıl bir birinci sayfa şekillendirmiş bugün. Arman Teke yönetiminde. Gündoğdu Gölcük'te
alternatif yolu inceledi şeklinde bir bölüm var. Sevgili Gündoğdu kim? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gölcük'te D100 karayoluna alternatif olarak kullanılacak olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi şeklinde bir bölüm kullanılmış. Silahla oynarken kendini vurdu. Kocaman gençlere meslek öğretmeliyiz. Kılıç sosyal açıdan eşitlik sağlanmalı. CHP'de ilçe icra kurulları toplantısı, özel öğrenciler değerlerini öğreniyor şeklinde bölüm var. Kontrolden çıkan tır bariyerleri parçaladı. Yetişkinler Komek'te kodlama öğrenecek. Duraklara kart dolum makinesi talebi artıyor. Onun yanında değerli izleyiciler, hani akıllı duraklar yapmıştık ya, hani kaldırımları kazıp kablolar çekmiştik ya, araçların hangi dakikada, hangi saatte, nereden, nasıl geleceği, hangi numaralı aracın kaç dakikada o durağa geleceğini belirtecektik ya, hiçbir tanesi çalışmıyor. O ödenen paralar nerede? Doğru düz bir tanesi çalışmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı, UKEME, AYKOME kim ne diyorsanız, bir tanesi çalışmıyor doğru düz. Ödenen paralar, bunların hesabını nasıl vereceksiniz? Beyaz kalplerde güneş enerjisiyle telefon şarjı şeklinde bir bölüm var. Perşembe günü sıcaklık düşecek şeklinde bir başka bölüm var. Sol tarafa geldik. Motosikletin çarptığı kadın yaralandı. Uyuşturucu yetiştirip satan şahıs tutuklandı. Kahvehanede çıkan yangın korkuttu. Çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü şeklinde haberler kullanılmış gazetede ve bakalım Armağan Tekin'in köşesinin başlığı ne? Geçen haftanın ardından şeklinde bir köşe yazmış Armağan Tekin bugün Gölcük Postası'nda. Evet, gazete turumuzu bizim gazetemiz il gazeteleri ve ilçe gazeteleriyle noktaladık değerli izleyiciler. Şimdi geldik nereye? İnternetteki arkadaşlarımızın yazdıklarının sizlere anonsuyla değerli izleyiciler o noktaya geldiğimizi söyleyelim. Bakalım onlar nasıl bir başlıklar kullanmışlar. İnternetteki arkadaşlarımız köşelerinde neleri konu etmişler. Hepsi değil tabii ki. Sadece bizim aldığımız veya bizim işte pazartesi gününde aldığımız bir bölümle karşınızda olacağız. Veya bu isimlerle karşınızda olacağız. Zaman zaman bu konuda gelen eleştiriler var. Ne diyorlar? Neden bizi okumuyorsunuz diye. Zamanında sırası geldi. Okuyacağız değerli izleyiciler. Çünkü hepsini okumadığımız şansımız ve hepsini okuduğumuzda programımızın süresinin uzamasıyla karşı karşıyayız ki yaklaşık 9.30'da başlattığımız ve 1,5 saatlik bir zaman dilimi içerisinde karşınızdayız. Kocaeli Gazete 262'de yapılanlar, Süleyman Pekin'in yazdığı depremin ulusal beka sorunudur şeklindeki değerlendirme. Yine İlker Akyet'in yazdıkları bakıldığında bir tartışma söz konusu olduğu şeklindeki Bugün Kocaeli'deki yazan Ahmet Akçalan'ın yazdıkları ve internet gazetesindeki arkadaşlarımız özellikle haftada bir gün, yanında hafta içerisinde yazmaya çalışıyorlar. İlker Akşit bakıldığında haftanın 5 günü veya 6 günü yazdığını söyleyelim. Ahmet Akçalan yine 6 gün yazıyor. Yine diğer gazetesindeki arkadaşlarımız, bizim Kocaeli gazetesindeki arkadaşlarımız, 262 arkadaşlarımız, onlar da yine haftanın belirli günlerinde yazıyorlar. Bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Onu da altını çizelim. Bu hafta içerisinde yine sürprizlerimiz var sizlere. Bu konuda da sizlerle paylaşalım. Bunları da paylaşalım. En iyisini sen seç. Oylamasına girmeyi veya oy vermeyi unutmayın diyelim. 20 Ali Kategori'de vereceğiniz oylar ve vereceğiniz oylar sonrasındaki çıkacak sonucu hep birlikte çok merak ettiğimizin de altını çizelim. Ve bugün haftanın ilk gününde yayınımıza burada son veriyoruz. Yarın saat 9.30'da yine Manşetler programında karşınızda olmak umuduyla yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum.